Büyük Alanya Televizyonu'nda her hafta Cuma günleri ekrana gelen Yasemin Kaya ile Z Raporu'nun bu haftaki konuğu, iç mimar aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Güvenürker oldu. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Z Raporu programı ile daha karşınızdayız. Her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da yine yanımda çok değerli bir konuğum var. İç mimar, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selçuk Güvenürker. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Büyük Alanya Televizyonu Haber Koordinatörü Yasemin Kaya'nın hazırlayıp sunduğu programda Ülker, Alanya ve Gazipaşa arasındaki Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan Aytemiz Petrol Dolum ve Boşaltım Tesislerinin 4 katı büyütülmek istemesine tepki gösterdi. Büyütülmemesi değil bence. Böyle bir tesisin Alanya gibi güzide bir turizm merkezinde, ilçesinde olmaması gerekiyor. Evet. Yani baştan oraya öyle bir şey yapılması yanlış yani benim görüşüme göre. Çünkü buraya milyonlarca turist geliyor. O bölge, Yeşilöz bölgesi de turizme açılabilecek bölge, tarım alanı, karette karettelerin yaşam alanı. Doğal döngüyü bozan bir girişim bana göre ve inşallah olmaz ama her an oradan bir kaçak, patlama, boru kırılması yaşanabilir. Bu da denizde bir felakete yol açar. Çevre kirliliği, deniz canlılarının yok olması, bunun dünya basınına duyulması. Dünya basınına duyulunca zaten olumsuz giden bir turizm var. Rus krizi oldu, uçak mevzusu oldu, nasıl etkilendiğimizi gördünüz. Darbe oldu, nasıl etkilendiğimizi gördünüz. Evet. Bir sene bir olaylar oldu Alanya'da, dükkanlar yakıldı, yıkıldı. O sene büyük bir darbe oldu. Şimdi bir de böyle bir şeye yani bence hiç gerek yok. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Bunu bir an önce büyütülmesi değil, bu tesisin daha uygun bir yere taşınması, mümkünse Alanya sınırları içinde olmayan bir yere, hatta turizm bölgesi içinde olmayan bir yere taşınması gerekiyor. Bizim burada firmayla ilgili bir şeyimiz yok. A firması, B firması, evet, hiç fark etmez yani o. İki kişi, üç kişi buradan büyük para kazanacak diye maalesef Alanya'nın altına dinamit koyulmuş bir durum var bence. Her an her türlü büyük sıkıntı olabilir. Evet. Bu trafik için de çok büyük sıkıntı. Orada 60 bin ton yanılmıyorsam şu andaki kapasite, yakıt depolama kapasitesi. Onu şu anda benim bildiğim 160 bin tona çıkaracaklar. Evet. Gelecek gemiler büyüyecek. Gemilerin orada zaten çok pis bir koku var ve sarımtırak bir su akıyor yani. Evet. Seyirlerini, pisliklerini o sahillere bırakıyorlar. Allah korusun, inşallah yaşanmaz. Ama bir şeyi görmek için de yaşanmasını beklememek lazım. O tesisin oradan bir an önce dün 23. dönem milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yıldız Beyefendi'nin, evet, dediği gibi o tesisin oradan kalkması lazım. Aklı selim davranmak lazım. Başka yerde yapsınlar yani o işi de. Hani firmayla ilgili bir sorunumuz yok. Biz, evet, kim yaparsa yapsın yanlış bir şey. Yani bence bunun yanında da tüm siyasi partiler bunun karşısında durmalı.